Benim kızımın, benim sorum var. Kızım, Evet. alo, duyuyor Tabii, musunuz? duyuyoruz. Evet, buyurun. Evet. Kızımın ritim bozukluğu, böyle kalp atışları çok yüksek çıktı. Mesela 10 gün üst üste çarpıntısı oldu. Evet. Ondan sonra doktora götürdük. Ciğer sesi yüksek çıktı. Sadece doktorlar da strese bağladı. Evet. Ne testi yüksek çıktı dediniz? Gerekir. SRP. Yani o SRP çok şeyde yükselir. Yani enfeksiyonlarda yükselir. İşte romatizmal hastalıklarda yükselebilir. Yani Evet. çarpıntının sebebi çoğunlukla kalp, özellikle çocuklarda, gençlerde çarpıntının sebebi çoğunlukla zaten kalp dışı sebeplerdir. Önce bir kere kalp dışı Evet. sebepleri araştırmak lazım. İşte tiroidlerinde mesela bir problem var mı, kansızlık var mı? Muhakkak onları bir ekart etmek lazım. Ondan sonra zaten eğer de gittiyseniz bir kardiyologa da yani muhakkak bir gözükmekte fayda var. En azından bir ekokardiyografisi yapılır. Kalbinde delik var Kontrol mı? altında Tabii diyorsun. kalbinde delik var mı? Kapaklarda problemi var mı? Kalpte büyüme var mı gibi. Onlardan ekokardiyografiyle çok rahat ortaya çıkar. Eğer ekokardiyografisi normal ise her şey, çok endişelenmeye gerek yok. Bazen hani bu Evet. çarpıntılar kalbin sadece bir elektrik Çok sistemindeki sık bir problemle oldu. de ilgili olabilir. Onlar da tedavisi kolay. Yani çok hani panik olmaya gerek yok. Ama en azından bir önce bence bir dahilici bir görsün. İşte tiroid hormonlarına bir bakılsın. Şekere var mı yok mu bakılsın. Kansızlık var mı yok mu bakılsın. Bunlar son derece önemli. Çünkü sadece tek başına bunlar bile sebep olabilir çarpıntıya. Daha sonra da bir Olabilir. kardiyolog görsün. Ekokardiyografisini yapılır. Hani EKG çekilir, gerekirse Holter çekilir, bakılır. Yani ben çocuklardaki şeyde genelde çoğunlukla çok büyük problem çıkmıyor altta. Bazen işte heyecanlı olabiliyorlar. Bazen panik atak olabiliyor. Onlarda da hani çarpıntılar Çocuk olabiliyor. çağı bir de hocam. Yani Heyecanlı evet, hızlı ama bir hemen. eko Evet. yapmak lazım her Evet. ihtimale karşı. Yani bir Çok ekokardiyografine teşekkür bir bakmak ediyorum. lazım. Sağ Çok olun. geçmiş olsun. Kolay gelsin. Sağ Geçmiş olun. olsun. İyi Sağ olun. Sağ yayınlar. olun. Çok Sağ olun. teşekkürler. Sağ olun. Kalp rahatsızlığında bize de gelen soruların başında hocam, ritim bozukluğu, kalp çarpıntım bu aralar her yaş grubundan geldiği için sırası Yani ritim gelmişken hocamıza bozukluğu yani soralım. hemen hemen herkes söylüyor. Bende de var yani. Evet. Yani olabilir. Herkes de olabilir ritim Ama ne bozukluğu. zaman dikkate alacağız hocam? Geçmeyen mi ya da Yani bunda sıkıntı? tabii şimdi ritim bozukluğundaki ritim işte yani yavaşlıyor mu, hızlanıyor mu ya da işte arada durup arada vuruyor mu? Yani ekstrasistol diyoruz. Erken vuru diyoruz. O mu oluyor ya da bazen 180-200'lere çıkan böyle supraventriküler taçikardiler dediğimiz taçikardiler oluyor. Ya da işte blok olabiliyor. Ritim 30'lara 40'lara düşebiliyor. Yani bu ritim problemi çok geniş bir yelpazede. Hangisinin olduğu önemli. Yani mesela blok varsa dediğimiz gibi tam blok mesela ritim 20'lere 30'lara düşüyor. O önemli. O zaman pil hani takmak gerekiyor biliyor durumuna göre. Ya da bazen yani gençlerde yani hiç kalpte bir problem yok ama bazen bu sıfır elektriksel kalbin elektrik sistemindeki bir kısa devreden dolayı diyeyim. Yani açıklamasını öyle yapayım halk arası için. O durumlarda böyle 180-200'lere çıkan çarpıntılar olabiliyor. Kalbin ambisi normal. Kalp kasları normal, kapaklar normal, kalbinde delik yok, her şey normal. Ama sadece kalbin ileti sisteminde fazladan bazen bir ileti yolu oluyor. Oradan kısa devre yapıyor ve kalp hızlı atıyor. Yani bu tür durumlar da olabiliyor. Yani bu tespit edildiği zaman işte oraya bir takım hem ilaçlarla hem de bazen işte ablasyon yöntemi dediğimiz yöntemlerle o iletim sistemini düzeltebiliyoruz. Yani ama bazen yani çarpıntılar özellikle işte koroner kalp hastalığı var, ciddi kapak hastalığı var. Bunlardaki çarpıntılar bazen daha önemli olabilir. Bir de bazen özellikle hani özellikle 60 yaşın üzerinde %10 gibi yüksek oranlarda gördüğümüz atrial fibrilasyon dediğimiz bir çarpıntı şekli var. Aslında en büyük sağlık problemi o. Şu anda atrial fibrilasyon diye geçiyor. Yani kalbin kulakçıklarının titreşiyor. Kasılıyor. Elektrik Normal çarpması gibi mi? yok Nasıl titreşiyor. Yani titriyor? normal düzenli kasılmıyor. Kasılmıyor. O zaman ne oluyor? Kalpte o zaman bazen çok hızlı atabiliyor ve kalbi yorabiliyor. Bazen de orada hani pıhtı birikebiliyor. O kalp çünkü o bölge kulakçık kısmı hareketsiz kaldığı için, düzenli kasılmadığı için orada pıhtı birikebiliyor ve o pıhtının kopup işte felç yapabiliyor. Aslında toplumdaki felçlerin belki de yarısına yakını bu atrial fibrilasyondaki oluşan pıhtının beyne gitmesi sonucu oluşuyor. Bir anda mı kişi onu fark edebiliyor mu hocam? Yani çarpıntıyı aslında bazen fark ediyorlar, bazen fark etmeyebiliyorlar. Yani onu işte EKG çekip anlamak lazım. Bazı kişiler o alışıyor ritim problemine, atrial fibrilasyona. Normal Çarpıntım zannediyor yok diyor, belki hiç de. yok diyor yani. Evet. Ritim de çok hızlanmıyor ama hızlanırsa bazen
O zaman işte anlaşılabiliyor ve o EKG'de tespit edersek onu düzeltmeye tabii uğraşıyoruz. Biz de ameliyatta da mesela eğer atrof fibrilasyonu var ise, kapak hastalığı varsa ya da koroner kalp hastalığı varsa onu muhakkak düzeltmeye çalışıyoruz. Bir EKG çekildiği zaman EKG'de çok rahat anlaşılır. Net tabii, anlaşılabiliyor. Anlaşılır. O zaman en yakın bazen bizim... EKG'de çıkmıyor. Hasta ara ara giriyor çıkıyor. İşte holter takıyoruz. 24 saat izliyoruz. Çünkü o andan EKG çektiğin anda normal olabilir ama bir saat sonra o atrof fibrilasyona girebilir. Çünkü paroksimal atrial atrof fibrilasyon diyoruz. Ara ara giriyor, ara ara atrof fibrilasyona, ara ara normal ritim oluyor. Takip önemli. Evet. Yani bu atrof fibrilasyon hani çarpıntılar içerisinde belki de en büyük sağlık problemi o diyebilirim. Şimdi çarpıntının hızından bahsediyor değerli hocamız. Telefondaki izleyicimize de merhabalar diyeceğiz ama bir grup izleyicimiz de diyor ki hocam şu an annemde, halamda, teyzemde, amcamda, dayımda, yakınımda kalbin yavaş atıyor. Kontrol altına ilaçlarla takibini sürdüreceğiz diye notlarınızı iletiyorsunuz. Kalbin yavaş atması ne demek hocam? Yani şimdi kalbin yavaş atması işte yani 50'ye kadar biz normal kabul ediyoruz. Ama 50'nin altında ki eğer sinüs ritmi dediğimiz normal bir ritim düzeninde yavaş atıyorsa yine onda hani çok önemli. Çünkü sporcularda mesela o 30'lara kadar düşebiliyor. Eğer devamlı spor yapan bir kişi 40'lı rakamlar, 50'li rakamlar normal rakamlar. İyi spor yapan mesela maratoncular, işte bisikletçiler, böyle performans sporcuları da mesela ritim ta 30'lara kadar bile düşebilir. Onlar için normal. Normal. Evet. Yani çok da bir problem olmuyor. Ama özellikle yaşlı kişilerde, daha önce kalp krizi geçirmiş, işte kapak hastalığı olan kişilerde bunlar da blok dediğimiz gibi blok olabilir. Yani kulakçıklar ile karıncıklar arasındaki geçişte ki bir elektriksel düğüm noktası var. Orada problem olabilir. O zaman kulakçıktaki elektrik karıncaya geçmiyor olabilir. O zaman işte ritim böyle yavaşlar. Böyle 40'lara, 30'lara düşebilir. O zaman işte pil hani takmak gerekebilir. İşte ilaçlarla ayarlamak gerekir. Onu gözleme bağlı. Yani oradaki kardiyolojinin gözlemiyle ona karar verilir. Genelde yani böyle özellikle 40'lara kadar düşüyorsa, evet tam blok varsa genelde pil takılıyor bu trastılara.